Ben bunun arasında tercih yapamam. Artık telif hakkı yok. Herkes basıyor. Herkes. Şu an ben de köşeye gitsem basarım yani. Venedik Yayın Evi'nden geldim. Venedik Yayın Evi'ni bilmeyen varsa büyük ihtimal çok zengindir. İyi yayın evi, iyi çevirmenlerle çalışıyor zaten. Bu saatten sonra günün dakika durmaz. Dünyanın en zor sorusu. Hangisini alacağım? Ne? Adam Dostoyevski Suç ve Ceza yazıyor ve önemsiz gördüğü için çıkarıyor. Kimin haddine? Ne yapmıştı? Google Translate'i kopyalamıştı bir yapmış. Hani dıdısının dıdısının dıdısı oluyor. Para verdim, her yayın evi yazıyor, basıyor bu arada. Muazzam benim bilinçaltımdan sildi. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Saime. Bugün sizlerle birlikte yayın evleri üzerine konuştuğumuz bir video çekmeye karar verdik. Arka plandaki arkadaşların aslında konuyla ilgili çok bir alakası, bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ne videosu çekeceğimi de bilmiyorlar. Ben hadi video çekelim dedim, kamera arkasını düzenlediler ve videonun başına oturduk. Ben de ne konuşacağımı çok bilmiyorum. Aslında burada biraz etkili olan şey oldu. Kafka'nın Milanası. Aynen, bir an Instagram hesabını hatırlayamadım da Cansu'nun bir tane storiesini gördüm. Canlı Yayınları ve İş Bankası'ndan aynı kitabı koymuş. Sizce hangisi diye. Ben de ona mesaj atmıştım. Çok zor bir soru diye. Gerçekten yani aynı kitap hem Canlı Yayınları'nda hem İş Bankası'nda varsa çok zor. Seçmek çok zor. Yani ben hani böyle artısı eksisine sürekli koyuyorum ve asla sonucuna ulaşamıyorum. Kesinlikle de ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü ne ya? Çünkü ikisi de en sevdiğim yayın evi. Çok seviyorum kendilerini. Çok güzeller. Çok her şey çok iyi. Her konuda çok iyiler ya. Çevirileri çok iyi. Fiyat performans olarak çok iyi. Bu arada fiyat performans diyorum. Dikkat edin. Sadece fiyat demiyorum. Fiyat performans olarak çok iyi. Yani dış tasarımları çok güzel. Özellikle Can Yayınları'nın beyaz kapağına bayılıyorum. İş Bankası'nın bu birazcık daha böyle ansiklopedi gibi duran Hasan Ali Yücel klasikleri vardır ya kitaplıkta. Onun duruşuna çok ayrı bayılıyorum. O yüzden asla ama asla ikisinin arasında tercih yapamam. Acaba arada diyorum ki ikisini de mi alsam? Onu da düşünüyorsun. Bir tane daha farklı kitap almak varken ikisini de almak da çok saçma. Böyle sonsuz döngüye girdim kendi çapımda. Sürekli döndüm ve asla sonucunu bulamadım. Bir sorudur kendisi. Bence asla bir tane hep yorum geliyor ya. Kafalarda değil sorular. Bir manga nasıl ikinci oldu? İki Can Yayınları mı, İş Bankası mı diye. Kesinlikle Can Yayınları mı, İş Bankası mı? Ben bunun kararını veremem. Ben bunun arasında tercih yapamam. O yüzden bugünkü video konumuz bu değil. Ben daha önce de söylemiştim galiba bir videoda. Can Yayınları şu kalbi tutturamıyor ya. Ya tutturamıyor da onun tutturamaması da güzel. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben kitapta bir bakıyorum böyle kalp böyle aşağı inmiş, yukarı çıkmış. Böyle şey yapmış falan. Aynen, gerçekten. Kalp atış ritmi yapmaya çalışmışlardır. Vay. Hiç o açıdan bakmamıştım. Gerçekten öyle. Ama bu şey video konusu bu değil derken gerçekten çok ciddiyim. Video konusu Can Yayınları ve İş Bankası'nın karşılaştırılması değil. Can bir klasik alacaksın. Dünya klasikleri. Biliyorsunuz artık telif hakkı yok. Herkes basıyor. Herkes. Şu an ben de köşeye gitsem basarım yani. O kadar kolay bir hale geldi. Ben Can Yayınları ve İş Bankası dışındaki yayın evlerinden alabileceğiniz klasikleri tartışmak istiyorum sizle. Neden almalıyız ya da neden alamalıyız? Gün sonunda neye varacağız çok merak ediyorum ben de. Ama sürekli gülüyor, benim de dikkatimi çağırdı. Şu anda iki tane, ikişer tane örnekle geldim size. Venedik Yayın Evi'nden geldim. Venedik Yayın Evi'ni bilmeyen varsa büyük ihtimal çok zengindir. A101'e girmiyordur. A101'de falan satılan yayın evi bu arada, Venedik Yayın Evi. O yüzden de şu an iki şehrin hikayesi Can Yayınları'ndan ve Venedik Yayın Evi'nden var. Ya bunlar niye durmuyor? Neyse. Suç ve Ceza da yine... Dostoyevski'nin Suç ve Cezası da yine Venedik ve İş Bankası'ndan var. Şimdi... Ucuz kitap onu da durmuyor abla. Doğru söylüyorsun. Bak nasıl duruyor İş Bankası, görüyor musun? Bak, Venedik durmuyor. Şey, vantilatöre geliyordum. Bunlar nasıl durdu? A few moments later. Abi fakir yayın evi böyle belli oluyor ya. Niye ama ben dursunlar istiyorum ya. Neyse tamam, durmadılar. Yapacak bir şey yok. Kendim şu an bozamam. Tamam. Şimdi bunları tartışacağız. Can Yayınları'yla Venedik'i, İş Bankası'yla Venedik'i. Neden diyeceksiniz? Dediğim gibi klasikler artık telif hakkı olmadığı için her yayın evi basıyor. Her yerde bulabiliyoruz. Yani Suç ve Ceza'yı
Yani şu, araştırmadım ama araştırsam büyük ihtimal farklı basan 20 yayın evi falan vardır çok rahat bir şekilde. Neden biz diğer yayın evlerinden değil de İş Bankası ile camdan almışız? Bunları birazcık konuşmak istiyorum. Dediğim gibi Venedik Yayın Evi ile ilgili birkaç, Venedik Yayın Evi ile ilgili ben kötü bir şey söylemek istemiyorum. Az önce söylediğim fiyat performans kısmına gelmek istiyorum. Şu anda Suç ve Ceza ne kadardır? İnternette ne kadar ya? Baksanıza bir iki dakika. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Tabii. Sende neden Venedik Yayın Evi'nin Suç ve Cezası var? Ya ben üniversitedeyken 2. ya da 3. sınıftaydım. A101'e geldi bunlar. 1.99'du. Tutamadım, hepsini aldım. Hepsi var bende bu arada Venedik Yayın Evi'nden, klasiklerinden. Baya 10 tane falan vardır. Ha, hiç okumadım bu arada, hiç açılmadılar. Hiç açılmadı, okumadılar. Ne kadar şu an Suç ve Ceza internette? 15 lira. 15 lira değil mi? Tamam. Şu an İş Bankası'nda Suç ve Ceza 15 lira indirimli hali bu arada. En ucuz alabileceğiniz yoksa orijinal 30 lira mı ne oluyor genellikle? 15 lira. Peki Venedik Yayın Evi'nden Suç ve Ceza ne kadar? Şu anda söylüyorum 3.99 mevcut şu anki A101 fiyatı. Aynen öyle. Doğal fiyat performans olarak kıyasladığınızda aslında her türlü bu avantajlı. Birine veriyorsun 16 lira, birine veriyorsun 3.99. Nereden baksan 4 kat kadar fiyat fark ediyor. Şöyle bir şey var, bir kere ben hayatımda Suç ve Ceza okudum ve onu Venedik Yayın Evi'yle harcamak istemezdim. Yani bir kere okudum, orijinal metni okumak isterim. Güzel bir çeviriyle okumak isterim. Dilinin, edebiyatının beni doyurmasını isterim. Betimlemelerin inanılmaz şekilde kaliteli çevrilmiş olmasını isterim. Ki bu kadar psikolojik bir romanı gerçekten bir kez okuyacağım. Çünkü sonunu öğrendikten sonra bir anlamı da yok. Hani olay örgüsünü öğrendikten sonra bir kere okuyacağım. Ve ben o 4 kat fiyat farkını kabul ediyorsam burada bir şey vardır. Kesinlikle bir şey vardır. Venedik Yayın Evi'nde şöyle sıkıntılar var. Küçük bahsediyorum. Çok fazla yazım hatası var. Noktalama işareti demiyorum, yazım hatası. Yani nasıl diyeyim size, dolap yerine bolap yazmak gibi bir şey yani. Harf hataları var, yazım yanlışları var. Yom diyorlar, yor diyeceğine mesela. Gibi çok fazla hata var. Noktalama işareti hatası var. Bazen sayfalar baskısız oluyor. 2-3 sayfa boş geliyor. Böyle düşündüğümde, abi ben niye risk alayım ki? Risk almak istemiyorum. Ben hayatımda bir kere Suç ve Ceza okuyacağım. Ya belki hani ilk kez bir kere okuyacağım. İkinciye de okurum ama ilk kez bir kere okuyacağım. Ya bunu harcamak istemiyorum. Ben bunun bilincine sonradan geldim bu arada, yayın evi bilincine. Eskiden yayın evi çok önemli değildi benim için. Eskiden dedim 10 yıl önce yayın evi farkını çok bilmiyordum. Hani o güzel alıyordu, bunu alıyordum falan filan. Sonradan okuduğumda aradaki farkları kendim keşfettiğimde yayın evi bilinci oluştu. Aslında çok önemli bir bilinç bu. Yayın evi önemli. Niye önemli? Aslında asıl önemli olan çeviren. Çevirmen çok önemli. Zaten çok ünlü ülkemizde çevirmenler var bu konuyla ilgili. Ama yayın evinin önemi nereden geliyor? İyi yayın evi, iyi çevirmenlerle çalışıyor zaten. Hani bünyesinde çok kaliteli çevirmenler oluyor. Yani genellikle yani adam nasıl diyeyim size, Rus edebiyatı ve dili mezunu değil. Adam Rus oluyor genellikle. Yani Rus olmuş, Türkiye'de eğitim görmüş falan. O kadar kaliteli çevirmenlerle çalışıyorlar. Benim o konuda çeviren şeyim olmuyor, tereddütüm olmuyor. Kafamda o soru işareti olmuyor. Nerede kaldım unuttum. Nerede kaldım? Ben en son ne konuşuyordum? Diyordun işte Pegasus yayınları. Neydi ya? Bu saatten sonra günün dakika durmaz. Küçük bir teknik arıza oldu. Nerede kaldım bilmiyorum ama ben yine yardırmaya devam ediyorum aynı kaldığım yerden. Şey diyormuşum en son. Bir klasik alacağım, kitap alacağım. Kitap belli. Mesela İki Şehrin Hikayesi. Son geçen ay mı okudum? Bundan önceki ay da okumuş olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Kitap alacağım. İki Şehrin Hikayesi. Belli. Dünyanın en çok satan kitabı. Düşündüm, iki yayın evi var aklımda her zamanki gibi. Can Yayınları, İş Bankası Yayınları. Ve ikisinde de kitap var. Dünyanın en zor sorusu. Hangisini alacağım? Sonra düşündüm ki kitaplığımda zaten İş Bankası'na çok fazla yer vermişim. Birazcık daha çeşitlilik olsun diye. Bak, çeşitlilik. Zaten iki yayın evinden alıyorum. Çeşitlilik. Can Yayınları'ndan aldım. De beyaz kapak falan olunca dedim kaçırmayayım, Can Yayınları'nın beyaz kapağını alayım dedim. Ve bu şekilde karar verdim. Yani üçüncü bir yayın evi aklımda asla yoktu. Bunun iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bence çok iyi değil. Niye diyeceksiniz? Belki gerçekten çok kaliteli yayın evleri de var. Ben bilmiyorum. Bu konuda kendimi çok yetersiz hissediyorum, zayıf hissediyorum.
bana yayın evi güzel, şunun da çevirileri çok güzel, şunun da kitapları çok güzel dediğiniz yayın evleri varsa aşağıya mutlaka yorum olarak onları bekliyorum. İletişim, Yapı Kredi, Everest, bunların dışında bunlar yine hani birazcık daha bir tık daha bilinen yayın evleri. O yüzden hani onları da böyle kitap olduğunda falan genellikle tercih ediyorum. Hani onlara da sıra yani mutlaka yer veriyorum. Özellikle Yapı Kredi de zaten mutlaka yer verdiğim yayın evlerinin başında geliyor. Bu nedenle kafamda böyle soru işaretleri muhakkak oluyor. Yani yayın evi çeviren, çevirmen çok önemli. Bir kitap okurken inanılmaz önemli. Ya İki Şehrin Hikayesi zaten bak dünyanın en çok satan kitabı diyorum ama şöyle bir şey var. Konu bütünlük konusundan çok dağınık bir kitap. Geçişleri şey yazılmış bu. Döneminde gazeteye hafta hafta yazılmış. Bu yüzden de hani zor bir kitap bence. Zor değil bu arada, çok güzel, akıcı ama bazen böyle birden bir şey geçiveriyor. Geçiveriveriyor. Deniz şivesi geldi. Geçiveriyor. Bu nedenle de bunun çevirisi bence en önemlisiydi. Belki diğer kitaplara göre. Ya ben bunu Venedik'ten okuyup harcamak istemezdim. Ya İş Bankası okurdum ya Can Yayınları okurdum. Bir de şöyle bir konu da var. Şimdi Dostoyevski Suç ve Ceza kaç sayfa? Yaklaşık 700 sayfa. Buradan bakıyorum. 530 sayfa. Yaklaşık 170 sayfa eksik. Nereye gitti bu 170? Nereye gitti bu 170 sayfa? Adam canı sıkıldı, ortasında çevirmeyi mi bıraktı? Ha, ne yaptı acaba o 170 sayfayı? Ne yapmış olabilir Okan Bey? Puntoları farklı. Ya puntoları farklı. Bu daha büyük, bu daha küçük. Aa, bir de küçükken daha fazla sayfa. Evet. Venedik bazı çok güzel. Bazı demek ki adam büyük çevirirken büyük. Önemsiz gördüğü yerleri atayım buraya demiş. Ne gerek var? Ne? Ne? Sıkmak istememiş, sizi düşünmüş. Adam Dostoyevski Suç ve Ceza yazıyor ve önemsiz gördüğü için çıkarıyor. Kimin haddine? Yani bu birinin ben karar verebileceği bir şey değil. Ben ayrıca Dostoyevski ne yazdıysa unutmak istiyorum. Zaten bir kere bir kitap çevriliyorsa, ana dilinde değilse, sen zaten birinin süzgecinden o kitabı okuyorsun. Hani zaten oradan 1-0 yenik başlıyoruz. Bu nedenle bir de o çevirinin benim için çok iyi olması lazım ya. Çok iyi bir şekilde bana onu çevirmesi lazım. Bunlar hep maliyet, maliyet. Ya maliyet 3.99'a da basıyor adam bak. Ne yapmıştı? Google Translate'i kopyalayıştırı yapmış. Hemen isimlere bakar mısın çeviren kimmiş? Abi çeviren yazmıyor. İçinde yazar genelde. Çevirik, isim vermeyelim kimmiş şimdi. Çok merak ettim. Yani tanıyacağız sanki. İyi de adam çevirmiş, ismini yazmış. Biz Kemal Tahir ya, ne yapacağız? Ama mesela burada çeviren şöyle diyor. Rusça aslında çeviren Mazlum Beybahan değil. Ana sayfada kocaman yazar. Bir de Rusça aslında çeviren. Bu da çok önemli mesela. Bazı şeylerde çeviren mesela Rusça dili bilmeyen olduğu için İngilizceden çeviriliyor. Abi kitap zaten Rusçadan İngilizceye çevrilmiş. İngilizceden de Türkçeye çeviriyorsun. Hani dıdısının dıdısının dıdısı oluyor. Zaten çok sıkıntı bir durum o. Ama burada direkt diyor ki Rusça aslında. Mesela burada da der. Çeviren Meram Avra Arvas demiş. Ama mesela burada da der ki Fransızcadan diye yazması lazım. Ha, İngilizce aslında çeviren Meram Arslan. Arslan. Ay konuşamadım. Arvas. Mesela hani burada yazar ana diline neye çevirdi? Burada olduğu gibi Rusça aslından diye. Bu çok önemli. Çünkü yayın evlerinde genellikle adam Rusça bilen bulacak da, Fransızca bilen bulacak da, orada başka dil bilen bulacak da onları çevirecek. Uğraşmıyor. Gidiyor İngilizce aslından hepsini İngilizce bilen birine çevirtiriyor. Abi zaten dediğim gibi çeviri demek birinin süzgecinden o kitap geçti demek. Ama ben istiyorum ki birinin süzgecinden geçmesin. Kitabı orijinaliyle bana gelsin. Bu ne olması lazım? Benim Rusça öğrenmem lazım. Rusça öğrenmem de yetmeyecek. Rusça'da dolup ama dinimin Rusça olması lazım. De çok zor. O yüzden çevirinin ne kadar önemli olduğunu burada aslında bir nevi anlamış olduk gibi geliyor bana. Bu nedenle aldığınız kitabın yayın evine, çevirenine mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Kendimce söyleyeceğim örnekler bunlardır. 3.99 17 lira. Hani muhakkak bir fark olmalı arasında ya. Muhakkak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mısın Okan Bey? Sessiz kaldınız bir videoda. Hayrola? Kitap kitaptır arkadaşlar.
Okuyun yeter demek istiyorum. Bu şey gibi, Okan'a söyledim bilgisayar bilgisayardır, sen niye 15 bin asla oldun? Değil olur mu canım? i5'i var, i7'si var, grafik kartı. Yok şaka yapıyorum canım, yani söylediklerine tamamen ben de katılıyorum. Evet. Yani sonuçta kitap, bilmiyorum, bazen ciddi bir iş, bazen gerçekten öylesine okuduğum bir şey. Yani ama kendi vaktinden ayırıp, yani kendi vaktinden değil, kitap için özel bir vakit ayırıyorsun sonuçta. O vaktini de güzel, keyifli değerlendirmek istersin. Kesinlikle katılıyorum sana. Ya bir de şöyle var, şu an ülkemizde 5000'den fazla yayın evi var biliyorsunuz. 5000'den fazla yayın evi diyorsun, kitap basılan yer. Bunları ben kötülemek için söylemiyorum. O zaman tekelciliğe dönmüş olur iş. İş Bankası, Can Yayınları, Yapı Kredi, o zaman üçünden alalım geçelim diğerleri kapansın. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü yeni yazarlara bu büyük yayın evleri zaten yer vermiyor. Yani sen bir kitabını yazdın. Kitap yazdın, yeni bir yazarsın. Belki de 100 yıl sonra sen klasik olacaksın. Yani bunu bilemezsin. Şeyma Subaşı da yeni yazar. Popüler olduğu için parayla bastılar. Yani bunu bana şimdi konuşma. Para verdim, her yayın evi yazıyor, basıyor bu arada. Yani bunu camda da bastırırsın paran varsa. Can yetkililerine sesleniyorum buradan. Önemli olan değil, o değil. Ama şöyle bak, şöyle bir şey var. Parayla kitabı bastırttın. Peki sen öldükten sonra ne olacak? Kimse senin kitabını basmayacak. Önemli olan o değil ki. Önemli olan bunun sonsuz bir edebi döngüde dönmesi. Yani bu Charles Dickens'ın şu an Charles Dickens olması, o dönemde parayla bu kitabı bastırsaydı o dönemde kalırdı o kitap. Yani ondan sonraki çağı asla atlayamazdı. Bu Şeyma Subaşı, biz niye sürekli Şeyma Subaşı'na görüyoruz ya? Sadece Şeyma bir daha basılmayacak. Şeyma Subaşı öldükten sonra o kitap bir daha olmayacak. Çünkü asla. Sadece Şeyma basabiliyor. Espri kalitesi. Bu nedenle ben başka bir şey anlatıyordum. Ya dur yine karıştı. Yeni yayın evleri çok önemli. Çünkü yeni yazarları ancak yeni yayın evleri basıyor. Yani o 100 yıl sonra belki de klasik olacak yayın kitabı ancak o yayın evleri basıyor. Özellikle şu anda günümüzde çok fazla kitap okuyan arkadaşım var. Çok fazla da yazar olmak isteyen arkadaşım da var. Bir şeyler yazıp karalayan arkadaşlarım da var. Ve çok iyi işler çıkaran arkadaşlarım da var. Ama bunları... Bu yayın evleri görmüyor. Göremez de çok yoğunlar. Milyon tane kitap gönderiliyor her gün onlara. Bu nedenle hani onların o kadar yoğunluğun içinde yeni ilk kez kitap yazmış birini keşfetmesi mümkün değil. Bu nedenle yeni yayın evleri yeni yazarlar için çok büyük avantaj. Ben bana gelen kitaplar arasında çok güzel kitaplar okudum. Çok şanslıyım. Hiç beklemediğim insandan çok güzel kitaplar okudum. Çok kötü kitaplar da okudum. Bak bunu da itiraf edeceğim. Çok kötü, keşke bitse dediğim kitaplar da okudum ama yazıldı, emek verdi diye hani saygı duyuyorum ve o kadar bana gönderdikleri için. Ama onların arasında bir şekilde yani yüzlercenin arasında sivrilebilecek kitaplar da var. Bunlara şans verecek olan yayın evleri ne yazık ki Yapı Kredi, İş Bankası, Can değil. Diğer küçük yayın evleri. O yüzden ben yeni yayın evlerini de çok destekliyorum. Oralardan da kitap almak istiyorum çünkü çok güzel kitaplar da çıkıyor. Ama iş klasikse... Çok riske girmeyi de sevmiyorum. Eğer klasik kitap okuyacaksam da ana yayın evlerinden mutlaka o kitapları tercih ediyorum. En azından benim duygu, düşüncelerim, fikrim bu yönde. Bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorsunuz. Kitap o zaman videoyu ben kapatayım. Yani az önce de buraya geldik. Kitap kitaptır arkadaşlar. Kısa döngü içinde deniyoruz ya. Aklıma çok saçma bir şey geldi. Evet dinliyoruz. Hava senin aklına kolay kolay bir şey gelmez çünkü saçma da olsa... Hayır, geçen videoda Caner yazmıştı sanırsam. Saim Özdemir neden uzun süredir muazzam demiyor? Evet. Şu an merak ettim ben. Bu de. Şey gibi, küçükken sol elini kullanan çocuklara vura vura o el değil de sağ elini kullanmayı öğretirler ya. Okan Bey her muazzam dediğimde kapa çenim diye. Muazzamı benim bilinçaltımdan sildi. Bu nasıl bir şey ben bilmiyorum. Çünkü sen bu videoda mutlaka muazzam de... Hani derdim ama yok benim artık lügatımda muazzam kelimesi yok. Bu şey yani hiç öğrenmemiş gibi bir şey benim için yok. Ya hep böyle istatistikler vardır ya işte hatırlamıyorum sayıları tamamen sağlayacağım. İşte bir kadın gün içerisinde 14 bin adet kelime kullanarak konuşur diye. Ya 14 binin 10 bini muazzamdı arkadaşlar. Benim hayatım muazzam çünkü. Tamam yeniden kullanmış oldum, mutlu musunuz?
Muazzam girdi artık. Neyse, bir muazzam videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İki tane muazzam yayın evinden ve diğer kalan 5000 tane muazzam yayın evi hakkında sohbet ettik. Umarım siz de bu videoyu sevmişsinizdir. Eğer bu videoyu sevdiyseniz aşağı bir emoji bırakmanızı istemeyeceğim. Aşağıya tırnak içinde muazzam yazmanızı isteyeceğim. Caner beğendi. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya tırnak içinde bir muazzam yazarsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Sizi çok seviyorum. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip ederseniz de çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uyuyan devi uyandırdın. He, artık. Muazzam artık bitti. Ama ben Okan abiye dak veriyorum. En son bir müşteriye karşı kahve alırken muazzam. O bir ara bana takıldı. Muazzam da muazzam. Muazzam da muazzam. Başka bir şey konuşmuyor. Hayır. Ya. Övüyor, sövüyor. Şey, övüyor, seviyor, söylüyor. Sonra muazzam da bitiriyor. Sonra konu bir daha ilerledikçe o da muazzamdı. Benim için hepsi muazzam. Allah Allah. Neyse hadi bitirelim.